Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mi Band 5 kutu açılışı yapacağım. İsterseniz başlayalım. Ürünü hepsi buradan aldım. Bir tane de eşime aldım. O AliExpress'ten alınma. Tabii AliExpress'ten aldım. Bin bir takla atarak Türkiye'den aldığım fiyata getirdim açıkçası. Yaklaşık aslında ilk çıktığında aldım AliExpress'ten geldiğinde. Tabii gelmesi çok uzun sürdü. Hatta 35 dolara aldım ve ben aldığımda 35 çarpı 6.8'di dolar. Yani 238 lira artı 25 lira da gümrük ödedim. 263 liraya geldi. Gümrüğü düşük ödedim. Biraz gerçek gümrük bedellerini ödeseydik herhalde çok çok yükseğe gelirdi. Kutuya yaklaşık 7-8 dolar yazmışlar. 30 dolar yazsalardı gümrük vergisi 30 doların üzerinden çok daha yüksek ödemiş olurdum. Düşük ödedim gümrüğü. Şimdi bu ürün AliExpress'ten alırsanız ve 35 dolar üzerinden vergi öderseniz çok pahalıya gelir. Ama şu an kampanyada ilk çıktığı zaman Türkiye'ye geldiği zaman 300-320 bandında gelmişti. Şu an 250 TL'ye bile N11'de bulunmakta. 255-259 gibi. Ben hepsi burada daha iyi bir şey diye, satıcı hepsi burada olduğundan hepsi buralara aldım ama tabii global şeyi değil. Ürün global ürün ama Evafon'un ürünü değil. Baktım ki hepsi burada bir firmayla anlaşılan Delta Service diye geçiyor burada. Bunlarla anlaşmışlar. Yani distribütör garantili değil bu ürün. Hepsi buraların anlaştığı bir servis. Fatih'teymiş bu da. Valla sıkıntı çıkartırsa ben Delta'yı da anlamam. Hepsi buraya direkt sorarım. Yani bir sorun olacağını düşünmüyorum ama hiç de belli olmuyor. Elektronik ürünler bazen anında arızalanabiliyor. Şimdi hiç kutuyu açmadım. Şunu bir ilk önce çıkartalım. Garanti belgesi diye geçmekte. Bunu bir kenara alayım. Şurada Türkçe kullanma kılavuzu gibi bir şey. Türkçesi de yazıyor. Yani bir çıkartma yapıştırmışlar. Orijinal kutuda bu var mıydı bilmiyorum. Yani orijinal olan da bu sonradan yapıştırılma gibi duruyor. Şurada da bir tane şuradaki açma yerinden açalım. Fazla uzatmıyorum. Ürünü dediğim gibi ilk aldım ama ürün elime geçene kadar tüm açıkçası İstanbul diyorum. Tüm YouTube açtı ürünü. Şimdi şurada bir user menu geliyor. Türkçe bir kullanım kılavuzu var. Çoğu dil var. Türkçe de var ama. Başka. Keşke şuradan açsaymışız. Süper. Çıkartamadık şunu. Ben nedense ne zaman bir işe girişsem ya telefon çalar, biraz sonra telefonla eşleştireceğim bunu, ya da kapı çalar, videom kesilir ne yazık ki. Şuradan da açalım, oradan çıkmayacak çünkü saat, bir engel koymuşlar. Şöyle bir şarj edebilmek için bir aparat çıkmakta. Yenisinde bu Mi Band
5'in altındaki sürümlerde saati kılıfından çıkartmanız lazımdı. Buradan bunu da çıkartmıyorsunuz. Gayet manyetik, güzel bir. Ama tek eksiği bana göre, benim çoğu cihazım Type-C. Kutulara bu arada başka hiçbir şey yok. Şöyle bakmak isterseniz her yerine burada da ne yazıyormuş. İşte 50 metre su geçirmezlik, 1.1 renkli ekran, başka da işte kalp atışı ve stresi takip edebilen bir özelliği bulunmakta. Eşim iki haftadır kullanıyor ama stres işte gösterme özelliğinin pek doğru olmadığını söyledi bana. İçerisinden şarjlı geldi. First Pair diye geçiyor. İngilizce ve Çince. Acaba global sürüm değil mi diye düşünüyorum ben şu an. Yani hemen bakalım. Bu arada arkadaşım aramış. Tabii ki de şunu kaldıralım. Kendisine de selam gönderelim. Şimdi First Pair diye geçmekte. İlk eşleşme. Bunu telefonumuzda güncelleyelim. Eşleştirelim daha doğrusu. Ayarlar, Bluetooth. Mi Band 5 olarak hemen gözüktü. Eşleştiremedi diyor. Bir bakalım. Uygulamamız vardı burada. Cihaz ekle. Bileklik. Evet. Evet diyorum. %17'lik bir şarjı var. Bu arada kullandığım telefon da Xiaomi'nin bir telefonu. Mi 9. Kafama takılan acaba bunun global versiyon mu değil mi? O kafama takıldı açıkçası şu an. İngilizce var ama olsun. Çeşitli, şuraya bakalım. Saati göstermekte. Bir daha bir bakalım. Bugün herkes beni arıyor. Gerçekten bir video çekelim dedim. Bugün normalde telefonum çalmaz. Herkes aradı. Açıkçası. Evet. Burada yaktığınız kaloriyi göstermekte. Onu gösteriyor. Ve kalp atışı ve şarkıyı kontrol edebildiğinizi gösteriyor. Fotoğraf çekebilir. En güzel özelliklerinden biri fotoğraf çekme bu arada. Uzaktan 11 çeşit aktivitenin olduğu, stres testinin olduğunu göstermekte. Ve şundan çıkalım. Updating yapıyor. Herhalde ilk güncellemeyi yapmakta şu an. Eşleşmeyi yaptıktan sonra videoyu bitireceğim açıkçası. Pek de gösterecek bir şey yok. Tabii videoyu deneyim, videoyu diyorum, bilekliği deneyimledikten sonra ancak bir daha sonra video çekebilirim belki. Ama gelmeden önce telefonumla bu Mi Fit uygulamasıyla adım sayımı yaptım ve
doğru gelmedi açıkçası. 1 kilometrelik bir yol yürüdüm. 75 adım gösterdi. Metrodan çıktıktan sonra daha önceki adımlarımı doğru göstermişti. Metrodan çıktıktan sonra tekrar 1 kilometre yürüdüm. 75 adım. İmkansız yani sonuç olarak. Ama bu bilekliğin doğru ölçeğini düşünüyorum tabii ki de. Güncelleme halen devam etmekte. Bu arada henüz Türkçe dili yok diyebiliyorum. Yani Türkçe dil gelmedi. Diğer cihazlarda Mi Band 4'te vardı diyebiliyorum. Türkçe dil ne zaman gelir? Cihaz yeni çıktı. Belki birkaç ay sonra yayınlama yaparlar. Bu arada bunun kayışlarından da alacağım. AliExpress'te hatta bir yandan güncelleme yaparken orayı göstereyim sizlere. AliExpress'te sepetime ekledim. Hatta bir satıcı bayağı uygun fiyata satıyordu ama tabii bayağı bir pazarlık yaptım kendisiyle. Ama tabii zaten ucuz olduğunu, daha ucuza veremeyeceğini söyledi. Şu an 30 liralık orijinal kayışlar 60 ile 50 lira arası, oldukça pahalı. Mi Band 5 kayışları yok Türkiye'de. Bunları onun için AliExpress'ten söyleyeceğim. Yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane kayış. Geldiğinde bunların kutu açılışını yaparım ve 3'lü paket ekran koruyucusu söyledim. Bu arada hala güncelleme devam ediyor. Bitmedi. Bu şekilde sürecek gibi gözüküyor. Evet, güncelleme tamamlandı. Henüz tamamlanmadı. Mi akıllı bileklik mağazası burada geldi ekranıma. Buradan herhalde wallpaper'lar, duvar kağıtları indirebiliyorduk diyebiliyorum. Daha önce hiç Mi Band kullanmadım bu arada. İlk deneyimim olacak. Güncelleme tamamlandı. Herhangi bir dil değişikliği oldu mu? Bir tekrar ayarlara bakmak istiyorum. Tabii burada bir ayar varsa. More diyor. Herhangi bir, aynen, ayarlarımız. Işık var. Ekran parlaklığı en yüksek olsun ya. Niye yani şey yapayım ki görmekte. Factory reset var. About var. Herhangi bir dille ilgili bir şey göremedim burada. Sadece seçerken. Bu şekilde deneyimlediğimde siz bir video daha çekebilirsem söz vermeyeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalımıza da bekleriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.